Merhaba arkadaşlar, Gül'ün Mutfak Aşkı kanalına hoş geldiniz. Bu akşam yemeği için hazırladığım levrek buğulamamı sizlere sunmak istiyorum. Tarifini videolaştırıp sizler için hazırladım. Dilerseniz nasıl hazırlamışım, levrek buğulamamı hangi aşamalardan geçirmişim hazırlarken sizlere anlatayım. Gördüğünüz gibi 4 tane levreğim var. Pulları güzelce temizlenmiş, içerisi temizlenmiş, güzelce yıkanmış. Gördüğünüz gibi levreklerimi üzerlerine tuz elimle şöyle sürerekten tepsime alıyorum, fırın tepsime. Gelişi güzel elime tuz alaraktan el içimle sağına soluna ve iç kısmına güzelce levreklerimin tuzumu sürüyorum. Tuzsuz olmasın diye bu şekilde sizler de yaparsanız tuzunuzu damak zevkinize göre göz kararı eklerseniz, ben kabıma bir tatlı kaşığı tuz aldım ama bir tatlı kaşığı tuzun hepsini balığımda kullanmadım. İç malzemelerine de tuzumu yine ilave ettim. Orta boy bir patatesim vardı. Çok ince bir şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak yuvarlak dilimliyorum halka şeklinde. İncecik bir şekilde hazırlayacağız patateslerimizi. Bu patateslerimizi de az sonra göreceksiniz, balığımızın içerisine yerleştireceğiz. Balığımızın lezzetine lezzet katacak bu patateslerde. Gördüğünüz gibi birazını yüzüne sürdüğüm tuzun birazını da patatesimi içerisine ekledim ve şöyle karıştırdım. Patateslerim de yine tuzsuz olmasın diye incecik halka şeklinde dilimlediğim patateslerimi güzelce içerisine yerleştiriyorum balıklarımın. Gerçekten balığa güzel bir lezzet katıyor patatesler. Hem de garnitür olarak yerken çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi patateslerimin kalan patateslerimi de yine ara kısımlarına yerleştiriyorum. Dediğim gibi garnitür olarak serviste kullanacağım bu patatesleri. 2 tane de büyüklü küçüklü soğanım vardı. Yine soğanlarımı da halka şeklinde kesiyorum. Yine soğanlarımı da balıklarımın içerisine ekleyeceğim. Yine soğanlarım da balıklarıma güzel bir aroma katacak ve lezzetine gerçekten lezzet katacak soğanlarım. Gördüğünüz gibi halka doğradığım soğanlarımı da iç kısmına ve kalanlarını da yine üzerine kenar kısımlarına ilave ettim. Diğer soğanımı da yine tepsimin içerisine ekleyeceğim. Zaten soğanlarımı da garnitür olarak serviste kullanacağım için çok güzel oluyor. Balığın yağıyla, kendi suyuyla verdiği aromasıyla soğanlar güzelce içerisinde eriyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor balık buğulamada soğan. Gördüğünüz gibi soğanlarımı da balıklarımın içerisine yerleştirdikten sonra gelişi güzel tepsimin içerisine güzelce serdim soğanlarımı. Defne yapraklarım vardı ve defne yapraklarımı da yine kırılmış defne yaprağı ortadan ikiye ayırdım ve böyle birer defne yaprağı kıraraktan içerisine ekledim. Gördüğünüz gibi defne yapraklarım da ikişerli ekledim içerisine. 4 tane sarımsağım vardı. Yine sarımsağımı da dilim dilim dilerekten balıklarımın içerisine yerleştireceğim. Patatesin, soğanın, defne yaprağının, sarımsağın gerçekten aroması o kadar birbirine geçiyor ki çok lezzetli oluyor. Akşam için hazırladığım bu levrek tarifini sizlerle de paylaşmak istedim ve gerçekten bir levrek buğulama yapacağınız zaman bu tarifi izlemenizi çok isterim. Gerçekten
Tarifim çok lezzetli, kıvamı, lezzeti yerinde bir tarif oldu. Bir tane limonumu da yine ince dilim hazırlayaraktan balıklarımın içerisine yerleştiriyorum. Limon da güzel bir aroma veriyor balıklara. Güzelce balıklarımın içerisine bolca doldurdum. Balıklarım piştikten sonra içindeki malzemeler de güzelce pişecek ve balığın o lezzeti, o aroması patatesime, limonuma ve soğanıma, sarımsağımın içerisine geçecek. Çok lezzetli oluyor ve yine aralarına maydanozumu ilave ediyorum. Maydanoz ne kadar kullandım derseniz 5-6 dal maydanoz kullandım balığım için. Şöyle çeri domatesimi de yine gelişi güzel içerisine ekliyorum. Yarım su bardağı zeytinyağımın içerisine bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Yine bir çay kaşığı pul biberim vardı, içerisine ilave ettim. Çok güzel yakışıyor. Hem lezzet açısından pul biber hem de görüntü açısından pul biberi çok yakıştırıyorum buğulama tariflerine. Güzelce zeytinyağımı içerisinde pul biber ve tuz alan zeytinyağımı da tepsimin içerisine güzelce balıklarımın üzerine döküyorum. 180 dereceli fırında balıklarım pişinceye dek 35 dakika kadar pişirdim ben balıklarımı. Güzelce pişiriyorum. Gerçekten lezzeti, kıvamı yerinde, çok lezzetli bir balık tarifi oldu. Bu sebepten sizlerle videolaştırıp tarifi paylaşmak istedim. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına kesinlikle ve kesinlikle bekliyorum. Desteklerinizi benden esirgemezseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi lezzeti, kıvamı gerçekten çok yerinde olan yumuşacık bir balık tarifi oldu.